Selka Eskişehir Handball Spor Kulübü Sportif Direktörü Osman Özoğlu ile beraberiz. Bugün Süper Lig ekibi Beykoz Belediyesi'ne karşı Erkekler Türkiye Kupası 1. tur müsabakasında kaybettiniz. İlk maçınızdı gruptaki. Bu maçla ilgili düşüncelerinizi paylaşır mısınız? Beykoz Belediyesi tabii ki 2 yıldır bir trendi var, iyi bir takım. Bu sene Avrupa'yı hedefleyen yüksek bütçeli bir takım bize göre. Ama biz bugünkü maçta Beykoz Belediyesi gibi bir takıma karşı birincilik takım olmamıza rağmen sahada çok iyi mücadele eden, sahada son nefesine kadar savaşan, maçı bırakmayan ve maçı kazanmak isteyen bir takım görüntüsü dedik. Ve bunun da sonucunda ilk yarı 14-14 berabere bitti. Maçın ikinci yarı ilk 10 dakikasında öne geçtik 2 sayıyla. 3 sayıya kadar çıkardık ondan sonra. Fakat o sırada aldığımız 2 dakika ve kolay top kayıplarıyla maç yine berabere geldi. Ona rağmen son 5 dakikada maç 25-25 pozisyondayken yakaladığımız birebir uzucumu kaçırdık ve dönüşünde yediğimiz bizim uzucumlu golle bir anda maç tersine döndü. Ve işte Beykoz tecrübesini de konuşturarak kadro derinliği olduğu için maçı lehine çevirmesini bildi 30-27. Ama biz burada yeni bir takımız. Birincilikte Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen bir takımız. Takımımızın ortaya koymuş mücadele, göstermiş olduğu performans bizleri ilerisi için ümitlendirdi. Selka Handball'de bir marka olacaktır. Selka Türkiye'de adını handball'de duyuracaktır. Ve ilerleyen yıllarda Avrupa'yı hedefleyen yapıyı şimdiden oluşturmaya çalışmakta, altyapısıyla ve ligdeki kadrosuyla bunun da çalışması içerisindedir. Ben burada bizi yalnız bırakmayan Mert Kaya ve Genel Kaya başkanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Maçı sonuna kadar geldiler. Takımımızı maçtan sonra tebrik ettiler. Mücadele eden dolayı onların bu göstermiş olduğu özveri bizleri daha da mutlu ediyor. Bizleri daha da hırslandırıyor. Önümüzdeki maç, yarınki maçta Göztepe ile oynayacağız. Göztepe'de tabii ki geçen sene Süper Lig ikincisi. Avrupa kupalarında oynayan bir takım. Yaptığı transferler, yabancılar ortada. Ama biz yarın Göztepe maçında da iyi mücadele edip son dakikasına kadar savaşan bir takım, kazanmak isteyen bir takım görüntüsü mutlaka vereceğiz. Bunun için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. D grubu şu an ateşten gömlek olarak nitelendiriliyor bütün handball yazarları ve otoriteleri tarafından. Çünkü Beykoz, Selka, ondan sonra Göztepe, hatta Karşıyaka'nın bile hamle yapabileceği konuşuluyordu. Şimdi yarın Göztepe maçını kazanmanız halinde biraz grupta dengeler değişecek gibi. Açıkçası yarınki maçta sizi ne zorlayacak? Göztepe'nin bir defa çok iyi bir yabancı transferi var, kalecisi var. Göztepe'nin şu anda milli takımda oynayan Yaşar gibi bir orta oyun kurucusu, Gökhan gibi bir sağ oyun kurucusu, Baran gibi bir sol oyun kurucusu var. Ve yabancı bir piyotu var. Kadro derinliğine baktığı zaman işte Harun amir takımda sol kanat oynuyor, genç çocuk kadroda. Sağ tarafına baktığın zaman işte Zeki Can, Kerimcan orada iyi adam. Cenk orada arkada ikinci piyot, iyi piyot. Ve bunun arkasında daha 3 tane de yabancı oyuncu koyduğu zaman bu kadronun üstüne tabii ki kadronun ve maçın favorisi Göztepe. Yani biz cüzi bir bütçeyle rakiplerimizin harcadığı bizim en az 3 katımız, 4 katımız. Biz ama genç oyuncularla da mücadele ediyoruz. Bizim yabancı oyuncularımız sahaya katkılarını da sonuna kadar koyuyor. Kalecimiz Kiga ekstra toplar oynuyor. Sergey, Saşa, Velibor ekstra toplar oynuyor. Bugün Recep çok iyiydi. Zaman zaman çok güzel şeyler yaptı. Bunlar bizi mutlu ediyor. Ayhan yavaş yavaş oyuna girmeye başlıyor. Serkan bugün biraz performansından uzaktı. Yarın Serkan'ın da ben çok etkili olacağına, iyi top oynayacağına inanıyorum. Yarınki maçta da sürpriz yapıp tüm dengeleri bozmak istiyoruz. Ve bunun için de maç planlamamızı yarın sabahtan itibaren ona göre çalışmaya başlayacağız. Teşekkür ederiz.